kırılmasın yarınlar, sebebi aşkın budur. Evet efendim. Sorunumuz nedir? Sorunumuz bu efendim. Yani biz çocuk doğuramadık, affedersiniz. Bir yaratık doğurmuşuz. Bir hayvanımız olmuş bizim yani. Bir çocuk sulu boyayı karıştırıp babasına gazozla geçirir mi ya? İşten gelmişim, işte ağzım burnum yara oldu ya. Af çıktı ağzımda ya. Senin gibi babaya az bile az. Ha, şimdi suçlusu ben mi oluyorum Zeynep Hanım? Bütün gün çocukla olan sensin. E sorun bu zaten. Geçen gün yavrucak gördü seni, anne bu amca kim diye sordu bana. E ne yapayım, dükkandayım, çalışıyorum bütün gün. Allah Allah, köftemiz rağbet görüyor. Efendim şimdi sorun açık ve net bir şekilde ortada, evliliğiniz patlamış. Ben demiştim. Patladı, patladı. Yavrum dur, yeme onu, yeme. Cız, çarpılacak. Bunu... Allah kahit sevmem bu çocuğu ya. Bunu kurtarmak istiyorsanız gerçekten yardımcı olabilirim. İstiyor musunuz? İstiyoruz, evet. Tamam. Evliliğinize şok tedavisi uygulayacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Bir koyacağım ağzına, nasıl vuracağım o surata? Efendim, bir süre ayrı kalıyoruz. Bir ay, belki iki ay. Birbirimizi özleyeceğiz bu durumda belki. Belki tekrar bir araya geldiğimizde daha güzel olacak her şey. Bir ay mı? Bir iki ay mı dedin? Sanki biraz fazla olmadı mı? Yani. Evliliğin durumu gerçekten kritik. Peki ne yapacağız? Kabul. Peki. Şimdi o zaman evleri ayırmakla başlayalım. Can Bey, bir süre yavrumuzla siz ilgilenirseniz, evinizde devam ederseniz daha iyi olacak. Efendim, doktor bey, şimdi çocuğun bende kalması doğru mu sizce? Yani bu hayvan beni yer yalnız kalırsak. Yani annesi varken onun kişisel gelişimi falan, onlarla ben ilgilenemem. Bildiğim şeyler değil yani. Yani yavrumuz gelişeceği kadar gelişmiş diye düşünüyorum. Babayla olan gevşek bağların biraz daha perçinlenmesi açısından daha iyi olacak. Ayağıma çivi çakıyor ya! Ayağıma çivi çakıyor ya! Lan bir dur! Of! Zeynep Hanım, ben de tam iki aylık bir yat gezisi tertip edecektim. Tamamen tesadüf. Deniz havası size çok iyi gelecek. Doktor bey, inanır mısınız? Denizi o kadar çok severim ki. O zaman biz iki ay yokuz. Yokuz mu? Neyin denizi ya? Hangi hava? Kimsin sen? Nasıl doktor bu ya? Sen nasıl doktorsun? Doktor değilim ben. Güneşim! Hayır! Hayır! Doktor girmeyen eve güneş girer. Yavrum kalk üstümden. Alın bunu buradan. Ye bana kulağı bak. Ye bana kulağı. Kulağımı niye yiyor ya? Adını kaçırıyorlar oğlum. Adını kaçırıyorlar. Baba. Efendim. Efendim. Allah'ım ya, kim arıyor ya? Efendim? Can, seninle bir şey görüşmemiz lazım. Uyuyor musun? Ya yu. Bayağı uyuyorsun sen ya. Senin sesinde uyku var. Sesinde yastık var. Hayır ya, 8'de kalktım, koşuyordum. 8'de kalktın. Hadi canım, yemezler. Sen uykudan emekli olursun oğlum. Ya acil diyordun, geriye başladın. Tam pardon. Hadi çık gel, bekliyorum. Tamam, kapatalım o zaman hemen telefonları. Ne haber? İyi, iyi. Senden ne haber? İyi ya, ne yapayım işte. Dükkanla uğraşıyorum. Koşturmaca işte, iş güç. Demeyi o kadar isterdim ki ama işte biliyorsun, kapalı cenaze dolayısıyla. Biliyorum, 2 senedir. He. Ben sana bir şey soracağım ya. Sor. Nereden çıktı bavul ya? Nereden çıktı? Hayır, demin yoktu burada yani. Ya bırak şimdi, devamlık yüzünden birbirimizi kırmayalım Allah aşkına. Ben direkt zaman kazanıyorum ve soruyorum. Bu bavul kimin? Kimin bu bavul, ne bileyim ben? Kimin? Arkadaşlar, bu bavul kimin? Bavulu kaybeden var mı? Kime ait bu bavul ya? Can, bu bavulun senin olduğunu biliyorum. Nereden çıktı benim ya? Benim böyle bavulum yok. Olamaz yani. Benim tarzım değil bir kere. Baksana şuna, mavi. Iy, kırım mı ne? Hı hı. Basbayağı senin. Nasıl benim ya? Benim bavulum. Bavul benim. Tabii tabii, benim bavulum. Bana bak. Ha? Sen bana aşık mısın? Zeynep, ne dediğinin farkında mısın sen ya? Allah Allah, senin ağzın ne diyor Allah aşkına Zeynep? Sen bu söylediğine ben en fazla gülerim ya. Ne kadar saçma bir şey bu. Ne kadar saçma ya. Oğlum ne bileyim, niye topladın bu kadar çöpü? Hasta mısın sen? Hastayım. Hasta mısın? Hastayım Zeynep. Bayağıdır hastayım. Doktorlar çare bulamıyorlar. Bende BDS var.
BDS mi? Bu ne ya öyle? MS gibi mi şimdi? Gibi ama bir değişik bir hastalık. Bakkal defteri sendromu deniyor tıp dilinde. Yani böyle insanlarla olan ilişkilerime ait verileri topluyorum ben. Mesela ben sana bir şey ısmarladım. Sana ısmarladığım şeyin hesabını tutmak için bir bavul açıyorum sana. Ki kime ne almışım, kime nasıl bir masraf yapmışım onların hesabını tutuyorum. Bakkal defteri tutar gibi yani. Bu bavul da senin hesaplarının olduğu bavul. Anladım. Yani bunun aşkla falan hiçbir ilgisi yok. Yok tabii canım. Olabilir mi öyle bir şey ya? Allah Allah ya. Ya bu kadar bavulla mavulla uğraşır mıyım ben ya? Aşık olsam gelir sana derim ki ben sana aşığım. Demez miyim sana Zeynep? Seni deliler gibi seviyorum. Ölüyorum aşkımdan. Kıpırdayamıyorum, nefes alamıyorum. Baktığım her yerde seni görüyorum. Sensiz rüya bile görmüyorum Zeynep. Demez miyim bütün bunlara? Ama arkadaşız biz yani sonuçta baktığın zaman. Bak hatta ne yapacağım şimdi? Hoppa gel. Şimdi aşık olan biri şunu yapabilir mi? Ne yapıyorsun ya? Abim gel, gel, gel. Dur. Ne yapıyorsun ya? Al bakayım. Can. Oh bitti gitti haydi yallah. Kafayı mı yedin abi? Abicim gidiyor. E gitsin ya. Köşeyi dönüyor bak yetişemezsin. Ölsün ya. Ya sen bavulumu nasıl veriyorsun bu kız arkadaş? Bavulumu niye veriyorsun? Kime sordun da veriyorsun ya? Az da anlıyordu açık olduğumu. Ne bakırsın be? Ne bağırmayayım ya? Ne bağırmayayım? Halimize bak tifo olacağız burada. Ara ki bulasın şimdi bavulu. Ne tifosu be? Mis gibi kokay ne güzel burası. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kıza niye verdin? Kime sordun da verdin bavulu? Ne geldiğimiz yere bir bak. Şimdi ara ki bulasın o bavulu. Gene olsa gene yapardım. Nasıl gene olsa gene yaparsın? Ya sen beni hiç mi dinlemiyorsun? Allah aşkına beni hiç mi dinlemiyorsun? Anlamıyor musun ya? Bu kızla benim aramda böyle bir muhabbet olamaz. Niçin? Ya bir kalk şuradan ya. Ya sen neyi anlamıyorsun? Benim bu kızla böyle bir muhabbetim olamayacağımı niye anlamıyorsun? Ben bu kıza açılamam, söyleyemem. Aşık olduğumu anlatamam. Anlayacaktı yani kıza açık olduğumu. Ne, mecbursun açılasa. Açılmadan nasıl olacak? Plan yaptım, plan yaptım. Uymaysa plana. Dece gidin. Ben seni seveyim, sensiz yaşayamayım. Yaşayamayım, sensiz ölüyorum. Nasıl koyacağım o surata? Ya manyak mısın sen adam? Ulan deli. Ben sana ne diyorum? Sen bana ne diyorsun ya? Bu kıza açılamama sebebimi seninle konuştuk biz. Bu kız beni kardeşi gibi görüyor. Kardeşi gibi gören bir insana ben nasıl açılayım? Aşığım sana diyeyim. Ya bana gülerse? Ya benimle dalga geçerse? Bir daha benimle konuşmasa ben ne yapacağım o zaman? Ama sen nasıl olacak bu ömür böyle geçer mi? Nasıl mutlu olacaksın sen? Nasıl halledeceğiz biz bu işi? Halledemeyeceğiz işte. Bu şekilde halledemeyeceğiz. Ben bırak, kendi akışına bırakacağım. Organik çözeceğim meseleyi. Kız bana gelecek. Diyecek ki biz galiba birbirimizi seviyoruz. Ben galiba senden hoşlanıyorum ulan diyecek. Sana aşığım lan diyecek. Köpek gibi seviyorum seni diyecek. Bu iş o zaman bağlanacak. Ama zorla bavul götür bilmem ne yap gel buraya falanlarla olmaz. Bana güler. Ben diyorum ki sana benim kalbim ağrıyor. Sen diyorsun ki kalbini çökelim. Böyle yol verilir mi ya? Şimdi bavulu nereden bulacağız biz? Buluruz bavulu. Bavul kolay. Her şey de burada. Nereye gidecek? Ama sen şimdi ben anlamadım. Sen şimdi açılamazsan bu kıza nasıl mutlu olacaksın? Ben bakacağım. Bilmiyorum. Açılamam yani. Bak oralarda bak bavulu orada lazım. Baktım pisliğin orada, içinde ya. Oradadır. Kusmuş birileri falan. O tarafta bir bavullar. Bak sen de yardımcı ol bize ya. Ay. Ben istifa ettim. Ne yaptın? İstifa ettim. Tamam biliyorum çok yükselmiştim Dubai işine ama yapamadım işte. Son nokta oldu. Bir de ben bırakamadım buraları. Şimdi kızım benim emekli maaşım malum. Yani senin harçlık işine girecek olursak tabii biraz yemeden içmeden keseriz yani sorun değil. Ne oldu be? Baba sen ye. Hiç önemli değil. Benim birikmişim var çünkü. Başka bir şey yapmak istiyorum ya. Nasıl bir şey? Aslında tam olarak bilmiyorum ama bir kere patronum olmasını istiyorum. Ufak bir yer olsun, benim olsun. Ne bileyim önde küçük küçük masacıklar olsun, üstünde küçük küçük çiçekler olsun. Arada bir kedi gelsin böyle ayağına dolansın falan. Düşünsene anne çok güzel değil mi? Çok güzel kızım ama tam kafamda canlandıramadım. Yine de en iyisini sen bilirsin. Ya bu kobaltın simgesi ne? Ko. Buldum. Ne buldun lan? Tişört. Allah senin belanı vermesin ya. Oğlum dokunma her şeye pis pis ya. Yemin ediyorum burnu kulağına düşecek ya. Ya pis yeni bu olur sana bak. Bana mı olur? Yürü git lan. Yürü. Olur sana bu. Ya yürü git her şeyi benimle deneme Allah aşkına at şunu. Düşecek burnun kulağın. Tifo olacaksın ya manyak at onu. Bir şey olmaz. Ya pis yeni bu atmışlar bile bilmiyorum. Fakirlikle kralı insanlar atarlar. Yazıktır be yazıktır. Oğlum eski lan o eski. Neresi eski be bak, ya pis yeni? Koltuk altına bak onu kokuyor mu onun? Bu nedir? Dokunma pis pis her şeye. Bu nedir? Ne o? Oo, belki çizgi film vardır içinde. Yipizini kazini atmışlar be. Ya bırak Allah aşkına at şunları. Niye bunlarla uğraşıyorsun? Bavula bak ya. Bavula bak. Üf, elim çürümeye başladı benim burada ya. Sinsi.
Cüzlük. Bir koyacağım ağzına gelip. Oo, belki yakın cüzlükidir. Oğlum takma her şeyi gözüne, manyak mıdır nedir ya? Gözün düşecek lan önüne. Bavul Caniko. Ulan bu bizim gözümüzün önüne mi düşecekti? Allah şükür ya Rabbim sana. Burada duruyormuş ya bu. Bu bizim bavul mu? Ya bizim. Emin misin? Eminim. Olmasa bomba. Yok yok, babamdan kalma bavul bu. Kaç senelik bavul. İyi gördün ha, sen gözlükler takacak mısın? Ama bu ne yüzü iyi. Yüzü iyi sen. Sen ne yakışıklı ya çocuğun. Ya lan manyak mısın? Hayır. Günaydın Kamer. Günaydın efendim. Şey, haberler kötü. Çok kötü. Ne oldu otopark? Otopark işi mi yattı? Hayvan barınağını yıkıp otopark yapacaktık. Daha kötü. Zeynep istifa etmiş. Ne? Buyurun kendiniz okuyun. Burada ad soyad. The Güneş Group İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne. Şirket avukatlığı göreviyle başladığım 20.01.2012 tarihli işimden kendi isteğim ve irademle istifa ederim. Dış temsilciliklerimiz dahil tüm iş yerlerimizde perdeler ve jalüziler yarıya indirilsin. Kamer, resmi yas ilan ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. Zeynep Güzel. Avay. Şaka yapıyorsun. Ay. Zeynepciğim, neden istifa ettin? Güneş'ciğim, şimdi geçen günkü konuyu konuşacaksak hiç konuşmayalım. Çünkü ben gerçekten avukatlık yapmak istemiyorum artık. Bak, geçen günkü mevzu için ben senden özür diliyorum. Biraz sert çıkıştım ama istifa biraz abartılı bir tepki. Yo, değil. İstifa mı etmiş? Ettim valla. Ne kadar güzel bir karar. Dünyanın en güzel kararı. Vallahi bravo ya. Nereden geliyorsunuz siz be? Evden geliyoruz. Hadi şöyle arka masaya geçin arkadaşınla beraber. Ben size paşa çayı söyleyeyim. Orada ağzınız yanmasın. Şimdi. Konumuza geri dönecek olursak, sen şimdi bu istifayı etmemiş ol, tamam mı? Ben bunu yırtayım, atayım. Birkaç gün dinlen, haftaya yeni bir başlangıç yapalım. Nasıl fikir? Bence kötü. Bence de kötü. Ben de hiç sevmedim yani. Saçma sapan bir fikir. Hani Babür'ün fikri diye demiyorum. Bence iğrenç bir fikir. Sağ olasın. Çok özür dilerim. Sana soran oldu mu? Olmadı, değil mi? Zeynepciğim, bu devirde iş bulmak kolay değil canım. Bu zamanda iş bulmak zor diye şimdi bu kölelik mi yapsın yani? Şu adamın yanında kölelik mi yapsın? Onu mu istiyorsun yani? Bu kadar da kedi. Ben bir şey sorabilir miyim ya? İçinde iş kelimesinin geçtiği bir olayı biz Can'la mı tartışacağız? Çünkü yani böyle biraz absürt oluyor, bana bir gülme geliyor. Bana da geldi ya. Benim de bir sinirim bozuldu. Vallahi çok sinirlendim. Zeynep'ciğim, gel biz ofisimize geri dönelim. Ne bileyim, böyle postitlerimize renkli renkli notlar alalım, onları ekranlarımıza yapıştıralım. Öğle yemeklerimizde salata yiyelim, kahveyi soğuk demleyip içine grisini banalım ya. Challenge diyelim, task diyelim, push etmek diyelim, brief diyelim. Ne güzel ağzımız İngilizce laflar konuşsun. Yok, sen böyle anlatırken bile bana böyle pis bir şey oluyor ya. Olmaz. Yapmayacağım ben avukatlık. Nasıl bir şey var kafanda? Ne bileyim nasıl? Garson olacağım. Kalk çok iyi bir fikir geldi aklıma. Ne fikir geldi, ne kalkacağız ya şu anda? Ben saçmalama, kız istifa etmiş, kalkılır mı böyle bir şey? Ya kızla sen niye zorundasın, niye uğraşıyorsun kızla? Kız istifa etmiş gidiyor, sen neyin peşindesin yani? Bırak, bırak! Arkadaş, ne getirdin beni buraya ya? 20 dakikadır oturduk kütüğün üstünde, uyuştu yemin ediyorum her yerim. Çünkü mislim anlayasın. Niye anlayayım? Bilin burası seni biraz yoray, hüzünlendir. Ziya Begüm mekanı burası. Evet. Ama sonunda seni Zeynep'e kavuşturacak planı buldum. Planı buldum. Ve merak etmeyesin. Her şey senin istediğin gibi olacak. Kendi kendine, organik. Nedir? Şimdi Zeynep demedi mi, ben bırakayım işi. Ha, dedi. Bırakayım avukatlığı demedi mi? Dedi. Herhangi bir şey yaparım demedi mi? Dedi. Buna küftecilik de dahil değil. Dahil mi? Değil mi? Ne bileyim, dahil mi? Dahil değil mi? Değil mi? Bilmiyorum ki dahil mi? Kız ne anlasın köftecilikten ya? Onun için ortaklık teklif edeceksin işletmeci günü. İşletmeciliğini Zeynep'e mi teklif edeyim? Zeynep'e teklif edeceğin işletmeci günü. Bu sayede bütün gün beraber olacağınız el ele, kol kola dokunuşmalar, gülüşmeler, bir hissiyat, fenomen olur. Fenomen olur valla. Çok iyi düşündün lan. Yemin ediyorum çok iyi düşündün. Bütün gün burada vakit geçiririz, güneşten ayrı, kol kola, diz dize. Helal olsun. Yemin ediyorum helal. Bunu niye şimdi burada söyledin ya? Yarım saattir duruyoruz bir de. Nasıl ikna edeceğiz Zeynep'i? Onu da artık sen düşüneceksin. Sen de bazı fikir at ortaya. Ben her şeyi hazırladım, sen vur. Ben yaptım penaltı. Bursa penaltı giy. Ben yaptım hep. Bütün gün oynayasın Tetris devranlı. İyi bir plan yapmamız lazım. Bizim buranın kadim bir lafı vardır. Derler ki,
ne kadar ekmek, ne kadar köfte. Hayır, o şey ya. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Hani ne kadar ekmeğin varsa ona göre köfte. Anlamı o yani. Ne kadar para? Ne yapıyorsun? O kadar köfte. Anladın mı? Kalk gidelim. Uyuştu, tepsi gibi oldum ya. Lapi, anladın mı? Anladım. Gel evde plan yapalım. Karizmatik bir lider gibi görünüyorum. Ama içimde tepinerek ağlayan şımarık bir çocuk var Kamer. Haklısınız efendim. Buna bir çare bulmamız lazım değil mi? Zeynep benim için çok önemli Kamer. O benim zayıf noktam, gizli hedefim. Şeytani planlarımdaki parçalar bir araya geldiğinde oluşacak olan büyük resmin. Farkındayım efendim. Onu elde etmek için bir şeyler yapmam lazım. Ve bu can denen hıyar onun her an aklını çelebilir. Çok ince gördünüz efendim. Kamer'cim burada bir şey söylemen gerekiyor. Yani burada bir öneride bulunman gerekiyor. Tavsiye, bir buluş, fikir, bir şey değil mi? Ben sana bunun için para ödüyorum değil mi? Ben zaten yaptım buluşumu. Buyurun. Ne bu paket? Zeynep'i geri kazanma paketi. Anlatayım. Kız kaydı gitti elimden ya. Kız elimden kaydı gitti. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Salak gibi kaldım burada. Kız gidiyor bağıra bağıra. Ah babacığım. Şu anda burada olsam, bana bir yol göstersen, bir ışık göstersen. Kimsem yok. Bir tane lala bir arkadaşım var evin içinde. Ve ben tek başıma bu işte uğraşmaya çalışıyorum. Canika bana bak. Ne oldu lan? Nasıl çıkayım bu kaset içeriden? Tuhaf sesler geliyor burada. Lazım çıkarayım ki koyayım bunu ki bakalım çizgi film. Nasıl çıkayım? Oğlum ben neyin acısını yaşıyorum? Sen burada ne yapıyorsun ya? Ya hiç insafın yok mu? Ben burada kıvranıyorum ya. Kulaklarımdan kan akacak şimdi ya. Allah kahretmesin. Ben ne bileyim, orada video olduğunu bile bilmiyordum. Babamın videosu. Hiçbir düğme işlemeyi. Bilmiyorum mu onun nasıl? Çıktı. Nedir bu? Ben ne bileyim nedir ya? Yazayım şimdi ben, nedir? Ah babacığım ya. Can ve Zeynep'in mutfağı diyor. 1996 diyor. Ah babacığım, en son bunu izlemiş. Yok. Hayır. Lan acaba mı? Bak şimdi. Allah Allah. Hayır hayır. Ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten mi acaba? Ne diyorsun? Yok. Ulan orada var ya. Bak şimdi. Neler oluyor? Sonra ne oluyor biliyor musun? Bak ya. Anladın mı? Tabii ki. Ha işte bak. Olay bu. Ben sana dedim. Zeynep'i bu kasette ikna edeceğiz. Adamların biri manyak, adamların biri aşık. Sağ ol babacığım. Olan haykırır, mutlu ol yeter. Mutlu ol yeter. Sen ne yapıyorsun la burada Zübük? Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Gitsenize. Ben Şerife teyzeme geldim. Yahu ben özel bir görüşme yapacağım kendileriyle. Tamam, daha ben... önceden de konuştum. Arkadaşım lütfen yolu açar mısın? Kaldık burada Yeşilçam figüranları gibi. Yahu lütfen bak, ben sizden önce geldim diyorum. Ya öncesi mi öncesi yok. Burası benim evim. Ben bu ev için ne kadar zamanda tüp aldım, elektrik faturalarını ödedim. Ay! Efendim sebebi ziyaretim, Zeynep için sunacağım yeni iş paketi. Güneşim ya, hiç bak girmeyelim biz. Ne yapayım ben biliyor musun sana? Nostaljik bir misafirlik paketi sunayım. Mesela çiçek, çikolata, baklava, börek, sonra da bir ıslak mendil ve erkenden kalkış. Ama Zeynep'ciğim seni değil, sadece tüm aileyi ilgilendiren bir paket bu. Anneler, annelerimiz. İlk çağlardan beri annelerimizin arzuladığı üç şey vardır. Bir, sağlık. İki, hayırlı bir kısmet. Ve garanti bir iş mümkünse devlet kapısında. Doğru mu Şerife teyzeciğim? Doğru ya, doğru. Ne diyeyim şimdi yani? Bir, Zeynep'e ve tüm aileye tam kapsamlı bir sağlık sigortası. Ya ikinci olarak da Zeynep'e iki katı maaş, ömür boyu sözleşme garantisi ve her birinize birer makam aracı. Çok iyi teklif. Yuh. Ya sen ne diyorsun ya? Çok güzel şeyler bunun. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunlarla var ya bir ordu avukat dizersin önüne. Bende ne işin var senin? Anlamadım ki. Ama çok güzel. Ama çok ürkütücü. Ben bilemedim ya. Benim bunun karşısında neye imza atmam lazım? Çok haklıyım Zeynep. Çok haklı. Ürkütücü. Ben korktum şahsen. Burada Babil'e tırstık biz. Ulan manyak, bunun filmini çektiler lan. Hatırlamıyor musun? Şeytanın Avukat diye bir film var Ziver amca. Sen onu izlemişsindir muhakkak.
Acayip korkunç bir film ya. Bunları alıyorlar karı koca avukatları. Alıyorlar bir tane rezidansa koyuyorlar da kadın orada düşük yapıyor. Sonra heykeller meykeller canlanıyor, boğuyor bunlar. Korkunç bir film ya. Zeynepciğim, sen istersen biraz düşün, yarın konuşabiliriz. İyi tamam öyle yapalım ya, biz yarın konuşalım. Benim de bir teklifim var. Bir iş teklifi. Sen bana iş teklifi mi yapacaksın? Evet. Ay gülme tutacak ya bizi. Oğlum sen çalışmıyorsun ki. Dum. Ama çalışacağım. Hatta caz. Caz. Şunu söylemek istiyorum. Ha söyle. Büyük vaatlerim yok Sibel amca, Şerife teyze. Böyle kendine kadar bir şeylerim var. Ne vaat ediyorum? İşte efendim köfte, soğan kokusu, tahta sandalyeler, ağzı sarımsak kokan müşteriler falan. Bunlar var ama içinde ne yok Babür? Patron. Patron yok. Senin içinde patron yok. Neden yok Babür? Buraya çalışmadık. Şundan yok Zeynep. Çünkü kendi işinin patronu olacaksın. Sana kendi işinin patronu olmayı vaat ediyorum. Benim teklifim bu. Beraber iş kuracağız ve kendi işinin patronu olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Tane tane ve manalı alayım lütfen. Sana çocukluk hayalini vaat ediyorum Zeynep ben. Çocukken ne hayal ediyordun düşün. Ben şu an onun vaadinde bulunuyorum sana. Video vardı ya Ziver amca. Senin bir tane video vardı. Var mı yanında? Nerede o? Biliyorum. O eskide kaldı o. Kalmadı ki artık onlar. Niye Ziver geçen gün kurcalayıp duruyordun? Nereye koydun sen onu? Hatırlamıyorum. Allah aşkına Şerife dedi. Çok önemli bir şey. Çok lazım şu anda. Ben bir bakayım. Gel kızım bir arayalım şunu. Senin canını yerim ben Şerife dedi. Kaset içinde kaldı değil mi? Almanca. Ya. Her şeyi unutur oldun Ziver ya. Not et bunları. Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Aç çayı. Bu ne? Canın sünnet. O kaset neymiş? Sonra konuşulacak Ziver Bey. Tabii. Ver kaseti. Nasıl ver kaseti? Kaseti ver. Lan kaseti almadın mı sen? Ben sana dedim kaseti sen kapıyı ben açayım. Ver kaseti. Oo, nasıl almadın kaseti? Niye geldik? Rezil olduk. Şanlar gözümü bekliyor. Allah seni kahretmesin ya. Isıttım. Ay ben bugünü hatırlıyorum ya. Bütün gün köfte yapmıştık biz. Evet. Baba oluyor mu? Ziya amca bak ben şef oldum. Ya Can düzgün yap. Ben doğru düzgün yapıyorum zaten. Gerizekalı. İyi çeviriyor yanmasınlar. Tamam yapıyorum ben. Ziya amca oluyor değil mi? Zeynep Hanım burada biraz duygulanmışsınız. Yemin ediyorum sen manyaksın ya. Sen nereden buldun bunu oğlum? Görünüyor. Evet canım. Benimki. Ne diyorsun Zeynep? Ne bileyim böyle ağzım ahenkle evet demek istiyor ama benim beynim yani ben seninle nasıl çalışırım? Zeynep sen şaka mı yapıyorsun? Sen köfte bile yemezsin. Ya güzelini getir gör bak nasıl gömüyorum. Ne diyorsun Zeynep? Çocukluk hayallerin gerçekleşecek. Ne? Köfteci işimize evet mi? Ya galiba bir... tamam. Hadi gidin siz. Ben düşüneceğim. Beraber kalkalım. Hadi gidin siz. Hadi gidin siz. Allah'ım. İyi akşamlar. Allah'ım inşallah Zeynep teklifimi kabul eder. Allah'ım ben senin en iyi kulların arasında ilk 100 bine girebileceğim kanısındayım. En azından ben öyle düşünüyorum. Ben kendim şahsen çok iyi bir insanım ama benim biraz çevrem kötü. Allah'ım lütfen benim dualarımı kabul et ne olur. Çok gerginim şu anda. Çok gerginim. Kapıyı çalıyor. Sakin ol. Otur. Ne yapayım? Sakin. İtecisin. Böyle çok itecisin. Hiçbir karizman yok. Sakin ol acın. Ulan deli kapıda kız bekliyor. Ne anlatıyorsun bana? Sakin be canım. Gidemeyeceğim kapıyı.
Neredesiniz abicim ya? Hoş geldin. Ne haber? İyi ya, senden ne haber? İyi miyim? İyi, havalar falan güzel. Ben düşündüm, benim bazı çekincelerim var. Çekincelerin mi var? Hı. Nedir? Buyurun, takdim ediyorum, oku. Ne bu ya? Liste şimdi kardeşim, bak. Hepsini tek tek yazdım, kalem kalem. Erken kalkılacak, dükkanda küfür edilmeyecek. Tamam. Müşteri her zaman haklı. Kişisel hayatımda dükkan içi gün içinde uyar gönderirsen ekmek masalarda ekmenleme. Camlar haftada bir silinecek mi? Haftada bir silinecek. Eller her zaman temiz olacak. Kapılar kilitlenecek. İki gün üstüde kalmadan. Tamam. Her akşam erken uyuyacaksın. Erken derken mesela o akşam atıyorum bir milli maç olur, dizi olur. Kaçta yatıyoruz? 8:30. Kabul. Kabul mü? Var. Tamam, o kadar diyeceğim. Şaka yapmıştık. Bak şimdi, ben eğer sen varsan varım, tamam mı? Tamam. Ben bu kadar avukatlığı falan filan böyle sıkıldığım için bıraktım. Yani varsan varım ama poşet gibi bırakacaksan ben yokum. Allah aşkına öyle laf olur mu ya? Ben hep senin yanındayım. Neredeysen ben hemen dibinde bulacaksın beni. Söz. Süz mü? Söz. Süz mü? Süz mü? Ortaklık oldu değil mi? Oldu, ben tamam. Tamam. Ben yani. Hep beraber küpteci. Atak devam ediyor. Ceza alanına gol pozisyonu, at onu, kale boş. Markaya, veranda, veranda, olmasın. Sevgili istasyon valisi sahibi, çok önemli bir son dakika haberi için unutulmaz goller yayınımıza ara veriyoruz. Ziya Bey'in oğlu Cemile, Ziver Bey'in kızı Zeynep, hayırlı bir iş için bir araya gelmek kararı almışlar. Şimdi sıkı durun. Asla haberi geliyor. Ziya Bey, Ziya abimizin köfteci dükkanına ortak olup yeniden açmaya, özlediğimiz o lezzete hepimizi kavuşturmaya karar vermişler. Hayırlı uğurlu olsun. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olmaz. Olamaz. Olamaz! Haber! Geliyorum. Çalışanlarımızı yemledim de. Geldim. Yiyin kuzucuklarım, yiyin. İkisi şimdi aynı dükkanın içinde. Aynı bedende. Can gibiler. Can'la Zeynep öyle. Kan gibiler lan! Geldim. Kamer, ben şu anda birazcık sinirlendim. Bir gerginlik var üstümde yani. Acaba hani birine mi zarar versem, bir yerlere bir zarar vermem gerekiyor. Benim kum torbası nerede? Sen biliyor musun kum torbası nerede? Kum torbasını ben boşalttırdım. Torbayı kuru temizleme, kumunu. Ama ben kum torbası olayım, beni kullanın. Sen anonsu. Benim o dükkanı yerle bir etmem gerekiyordu. O aptal dükkanı dümdüz etmem gerekiyordu Kamer. Acımadı ki. Oo, Can hayırlı olsun. Eyvallah abim, çok teşekkür ederiz, sağ ol. Zeynep, sana güveniyoruz bak. Can sen olmasan beceremezdi bu işi. Yok ya, vallahi o soktu beni bu işe. Servis, dükkanlara servis olacak değil mi? Saçın oğlum. Ehliyetim çıksın, misal çifte süledin. 4:30'dayken de burada değilsen yemek benden bedava. Bu ne diyor ya? Saçmalama ya, ilk günden daha. Bir açılış yaparsınız herhalde. Artık bize de bir şeyler düşer diye umuyoruz. Mahalleliği görmezsen dükkanın bereketi olmaz Zeynep'ciğim yani. Yani tabii yapacağız. Sana bir kart düşünüyorum abi. Aydana'ya artık onu şey yaparız. Ama orticiğimle bir konuşayım önce. Bir ortimi bir danışayım diyorum yani. Senin suratına şimdi bir çerme takarım, inanamazsın. Öç! Didişme. Can! Yardım edeyim mi? Yardım lazım mı? Abi gerçekten lazım değil. Gidelim işimizi halledelim. Sap gibi dikildik burada. Halledeceğiz biz. Halledeceğiz. Bir yürüyelim ya. Halledemezsiniz. Beraber halledelim. Beraber halledelim. Çok önemli. Anca o zaman beraber güzel olur. İmece gibi olur. O zaman köftelerin tadı bambaşka olur. Mahallemizin gururu. Bu çok önemli. Hepimizin hatıraları var orada Zeynep'ciğim. Aldığın karardan dolayı seni tebrik ediyorum. Bence doğru olanı yaptın. Yani umarım içine siner. Her şey güzel olur senin için. Herhangi bir sıkıntı olursa da kapımız her zaman sana açık. Çok incinsin Güneş. Sağ ol. Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkürler ama hiç ihtiyacımız yok. Çok teşekkürler. Ya ben yürüyen ortaklık görmedim. Aranız bozulursa çok üzülürüm. Aman ben gördüm ya. Gel gidelim ya, işimizi yapalım. Abim dikkat et. Çok incesin.
Hem çok uzun boyluysun. Sak olasın. Allah, çok heyecanlıyım ha. Efsane geri dönüyor oğlum. Ya hazır mısınız? Hazırız. Vallahi mı? Açıyorum o zaman. Aç aç. Hadi bismillah. Hadi. Ay bak bu çok iyi fikir ya. Gelenlerin kafasına mesela leblebi tozu mu döksek? Ah babacığım ya. Ah babacığım yaşasaydı şimdi hayatta olsaydı ya. Benle gurur duyuyor musun? Babanın köftelerinden yapalım mı lan? Damak zevkimiz farklı. Bana bak, buranın çok işi var ha. Bu camların hepsinin değişmesi lazım. Bu masaların yapılması lazım. Hatırlıyorum, bunların hep çivileri çıkmıştı, batıyordu bir taraflarımıza. Yerlere diyorum ki, İtalyan parke mi yapsak şöyle uzun uzun, beyaz mesela, eskitme. Çok tatlı olur ha. Akay bence kesmeyelim. Susar herhalde. Ya, susar. Bu bir başlasın konuşma, sabah kadar buradayız. Bahçe ne durumda? Bahçe çok mu pitik? Mesela oraya çiçekler alsak ya. Diyorum ki ben, tabelayı yenileyelim. İnanılmaz güzel led ışıklarla böyle. Ziya Usta'nın yeri. Acayip tatlı oluyor. Ondan da yaptırmayız. Let the sunshine in bence artık. Gerçekten. Gerek yok ki. Bırak ya. Bırak gün ışığı içeri girsin. Bak havamızı bulalım ya. Nostaljik nostaljik. Olduğu gibi yaşanmışlıklarıyla kalsın bence. Ben öyle düşünüyorum. Orijinal. Ya, orijinal. Orijinal evet. Ziya Bek küftecisi. Aynen. Nostaljik dedegın gibi. Hem izlemiştir insanlar. Tabii ya. Retro. Aynen. Aynı fikirdeyim yani. E iyi. Tamam. Ne yapayım? Üşeniyorsun diye mi yapıyorsun? Kim? Sen. Ben. Aa. Üşeniyorum. Hı. Kırdın, kırdın. Hadi ortacığım, hadi başlıyor muyuz? Güvenelim sana orta, başlayalım. Hadi başlayalım. Aa, hadi. Dur. Hadi bir yerden. Küfteci! Buna bir son vermemiz gerektiğini biliyorsun değil mi? Üzerinde çalışıyorum efendim. Ne kadar mutlular ya. Devam et Kamer, dayanamayacağım. Bu mutluluk çok kısa sürmeli. Rekor olmalı, rekor. Oğul. Ana. Bana güzel haber ver. Üzüldün mü? Çok yaklaştım ana. Seni çok üzüldüm. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Komşunun torunu olacak. Ona kazak üreyim. Ne vakit dönersin ceylan vurayım. Çok az kaldı ana. Mutlu olduğu olacak. Az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi biz bunun intikamını alacağız değil mi abla? Alacağız değil mi abla? Abla. Alacağız tabii. Vay benim ballı babürcüğüm vay. Büyüyecek, babasının intikamını alacak. Benim oğlum benim. Bunun gözleri çipil. Yapar bu, yapar. Hazır. Bir, iki, üç. Hazır. Işıkları açsak mı Güneş Bey? Aydınlıkta kötülük düşünemiyorum Kamer. Diyorum, öldüreyim. Sonra düşünüyorum diyorum, süründüreyim. Yoksa diyorum, süründürürken mi düşündürsem acaba öldürürken mi falan. Diyorum, acaba malını mülkünü elinden mi alsam, sokaklarda mı yatsa dedeciğim diyorum. Sonra ondan da vazgeçiyorum. Neden? E çünkü yavaş. Yani hiçbir zaman Zeynep'in olamayacak olsa da, Zeynep ona yüz vermeyecek olsa da benim Zeynep'e yaklaşmama engel oluyor. Siz hiç merak etmeyin efendim. Zeynep er ya da geç sizin değerinizi anlayacak. Euro, avro, euro düşüyor ama siz yükseliyorsunuz. Beni rahatlatmaya çalışma Kamer. Ger beni.
ger. Ger ki tıkır tıkır işleyen planlar yapayım. Bir şey önerebilir miyim? Öner Kamer. Bence hiçbir şey yapmayalım. Biz iki saattir ne konuşuyoruz? Bir şey yapmam şart. Siz bana güvenin. Can gibi bir adamı Zeynep'ten ömür boyu ayırmanın tek yolu nedir? Can'ın çalışması. Bırakalım Can çalışsın. Bırakalım Can kendi kendini bitirsin. Ha. Oo, aa. Hmm. Oo, ay. Işıkları açayım mı? Can. Uyumuyordun değil mi? Çok özür dilerim ya. Uyandırmadın değil mi? Bir şey sorup kapatacağım hemen. Çok acil bir sorum var hemen. Kapatacağım sonra. Ay uyudum evet ya. Tek gözüm sende, diğeri açılmıyor. Ne oldu? Ya sen şimdi benim ortağım mı oldun? Yok, ben senin ortağın değilim ya. Biz Güneş'le ortağız. Bütün niyetimiz o köfteciyi ele geçirmekti. Gerizekalı. Ortağınım tabii. Söyle bakayım, sen sabah kalkabilecek misin, hala bu saatte ayaktasın? Kalkarım tabii. Manyak mısın ya? Kurdum Babür'ü sabahın körüne. Hiçbir sıkıntımız olmayacak inşallah ortakcığım. Orticiğim ya. Ya çok tatlı bir insansın gerçekten ortağım. Hadi iyi geceler. Sinirleniyorum çünkü. Haydi iyi geceler o zaman. Orticiğim. Ne demişler? Okey eşi gibi bile olsa eş eştir. Ulan ne acayip adamım ya. Yemin ederim vallahi billahi ya. İnanılmaz böyle bir çekici bir tarafım da var ama. Canik. İkna adamlar geldi mi? Kim? İkna adamlar gelmedi mi? Ben bir şey bilmiyorum, bana bir şey söylemedin sen. Mogadishu'ya gittik de uçaklanmış. Uçağımız düştü ama İknur halanlar gelmediyse onların biletleri yanmasın. Mogadishu'da mı ya şey halan? Halanlar Bağcılar'da yaşıyor da. Bizim uçak düştü Bangladeş'te. Oraya evlendi. Dört kişiler kalmışlardı en son. Bir kişi öldü, onu yediler. Adamı yediler. Yediler, çok aç kaldık. Bir tane daha gitmişti de bir abi vardı. Onu da yemeyeceklerse ben, onu ben yiyeyim diye şey yaptım da. Neyse ben yaparım ranzayı dört katlı. Bütün halanlar, çocukları, mocukları burada uyur. Ben o yamyamya uyumam. Bütün halanlar Bağcılar'da muz yapıyorlardı. Onlar bitti mi işleri? Ne diyorsun be? Muz yapma işleri bitti mi onların? Ne diyorsun be? Ne muzi ne bananası? Kalk! Ne yapıyorsun ben sabah sabah tepemde? Sabah oldu kalk! Ne sabah ya? Ya daha ben yeni uyudum Allah aşkına. Şimdi uyudum ben ya. Gözlerim şimdi kapandı benim ya. Ben başaramayacağım Babür. Neyi be başaramayacağım? Ben başarırım, ben uyanamam. Neyi başaramayacağım? Kalkamam ben şu anda. Uykumu daha doymadım ben. Neyi duymadın mı? Bütün ömür uyudun, bütün ömür uyudun. Doymadın mı? Doymadan kalkamam sofradan. Allah aşkına daha karabasanlarım uyanmadı. Kalk lazım, gelesin kendine. Bir güzlerini biraz açasın lazım. Aşkının peşinden lazım koşasın. Aşkın vardır şartları, kanunları, dildir o kadar kolay. Birinci şart, niyet etmek. İkinci şart, sevmek. Üçüncü şart, biskültür. Dördüncü şart, yalan söylememek. Beşinci şart, vaktinde kalkmak. Kalk! Fiskültür nedir ya? Ya bu hareketleri? Ay. Bunları her sabah yaparız biz. Hep böyle zinde kalırız. Bütün çordan hep böyle sabahla sallanırız. Neyi kırdın? Dur ama hayır. Canik oğlum! Ne yapıyorsun? Ağzıma vuracaksın şimdi ya. Yok o yapayım. Bedenimi eğitirim. Oğlum hava ne kadar acayip kokuyor ya. Hep böyle kokar sabahları. Hep mi? Hep böyle kokar. Her sabah böyle mi kokuyor? Yatırma sen, alışık değilsin tabii. Uyuduğun için. Uyuyacağım tabii ya. İnsan bence 23 saat uyusun ya günde. Bırakın. Ne vakit yaşayacaksın? Ya bir saat neyine yetmiyor? O bir saatte her işini yap işte. Ben de haklısın. Herhalde haklıyım. Ahmet abi ne yapıyorsun? Oğlum günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Tufan, ne yapıyorsunuz? İyidir, sana ne vereceğim? Oğlum ne kadar güzel sabah. O kamyoneti alacağım elinden bir gün. Paran yetmez paran. Paran edemiyorum bak. Alacağım elinden bir gün. Hadi bakalım. Ha, oldu, oldu. Devran ne yaptın? İyi, sen iyi misin?
Canavar, çiviyim. Allah Allah. Sabahın bu saatinde bunu görmek mahallede fok görmek gibi. Bundan sonra bile Canikom. Adam işinin başında. Hemen laballik. Canikom deme bana ya. Oğlum Canikom demiyor. Caniko diyor ya. Ne kadar uzattınız bunu ya. Konuştuk büyüklerimizle. Bir sıkıntı yokmuş. Ver çay, ver çay içelim ya. Tamam. Zeynep de daha uyanmamıştır zaten. Oturalım 2 dakika Allah aşkına. Ben sarışın istedim. Sarışın? Kim? Sarışın. Sarı o portakal, portakal. Ha. Tamam. Zeynep uyanana kadar bekleyelim 2 dakika. Tamam, bu arada Zeynep de uyandı. Nasıl uyandı? 1 saat önce falan geçti şöyle. Nereye geçti? Şöyle geçti şu tarafa doğru. Nereden geçti? Buradan geçti. Bu tarafa koştu. Bıçağına gitmiş. Kalk, 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 kalk. Ne ara? Ver bir çayı elime de alayım ya. Ulan ne ara uyandı bu kız? Kız hamar at. Öf be arkadaş, bu ne biçim bulaşık ya? Yıka yıka bitmedi. Bu devirde makine olmaz mı be? Çok affedersin yenge. Çok affedersin. Oo, hoş geldiniz beyler. Can Bey hoş geldin ya. Orada bir ima mı sezdim ben acaba? Orada bir şey vardı çünkü sabah 8:30 şu anda saat. Hiçbir şey diyemiyor olman lazım. Bundan daha öncesini kalkamam çünkü askerde de kalkmadım bu kadar erken. Peki arkadaş, ben 7:30'dan beri buradayım. Yani benle çalışmak istiyorsan uyanacaksın. 6'da mı geleceğiz? Evet abi, 6'da tamam. Geleceğim. 5'te buradayım. Uyumuyorum. Burada yatacağım artık. Ama önce bir su içeyim. Çünkü neden? Çünkü ağzım dilim... Yani o biraz daha nazik ol. Ben ne yapıyorum ya? Dizmişim buraya kamikaze gibi. Adamların biri manyak, adamların biri aşık. Aşık adam haykırır, mutlu ol yeter. Ne yapıyorsun? Ya İngiliz anahtarı falan, bir conta monta bir şey arıyorum ya. Ne arıyorsun? İngiliz anahtarı, İngiliz. Musluk damlatıyor, onu tamir edeceğim. Ne yapacağım musluğu? Tamir edeceğim. Bırak beni, sen varsan bırak. Kırdım bir. Ben işi yarım bırakamam. Bütün ya, kırdım. Oğlum işi yarım bırakma demişler ya. Beni cümlesen, gel buraya. Allah aşkına damlatıyor, musluk damlatıyor ya. Zeynep'le bırak musluk işini, düzeltirim. O damlar damlar geçer. Zeynep'le yaptık liste. Conta buldum da şimdi. Conta bırak şimdi. Yandan arayayım. Bak şimdi, burada yazdık beraber. Nedir bütün noksanlar? Sen git bunu hallet. Biz burayı hallederiz, çeviririz. Bu tel nedir? Telefon mu alacağım? Cep telefonu. Sen söyle ona, beni açıkladın parantezin içinde orada. O bilirsin. Sana anlatırsam 3 saat lazım. Tamam, şimdi bunu bir şey yapayım. Musluğu bir halledeyim ben. Bırak şimdi sen musluğu. Git bunları biz hallederiz musluğu yengeyle. Ya tamam, musluğu da anlatıyor siz. Bırak şimdi musluğu bırak. Bırak her şeyi burada, başımıza düşeriz o dükkanı. Sen git. Git, kapanmasın dükkanı. Sen biri bilmiyorsun galiba bu oyunu. He? Nasıl bilmiyorum? Ağzım burnum dümdüz oldu ya. O ben değilim, o sensin. O sensin. Aa, Devrem. Düşen ben miydim? Devrem, he? Bak Zeynep yolladı. Şunların aralarını ayıkla. Sen de olanları ver bana. Ara ne yapıyorsun lan candan istifade? Oğlum ne yaptın? Attın listeyi. Ver şunu ya. Görmüyor musun? Başarımı çekemiyorsun, cana bağlıyorsun. İşte ağzım burnum dümdüz oldu, dümdüz oldu. Oyuncular sana ne der biliyor musun? Noob. Noob'sun. Şişt bırak, sahibi geldi baba. Ne olur? Ha, geç geç göster. Adı pek biliyor musun sen? Oğlum sen her sen bunların kitabını yaz, manyak. Ya futbol şimdi... olsa çalınmalı mı atacağım da ben bunları beceremiyorum ki. Evet abi, illaki futbol. Bak şimdi bak. Hop. Gel, gel. Ben at aldım, ne yapayım, neler yapıyor? Küçükken az jetonunu almadım, devam. Gel 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 bak. Çekeceğin üstünü çek 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 çek. Oha. Yapıştı, bitti. O nasıl bir hareket ya? Geç geç, bir tane daha, tamam hadi. Yapıştı. Hadi. Bas, bas, bas. Ulan manyak, alıyor musun bütün gelinleri? Bütün gelinleri alıyorsun. Düzgün kız. Adam al ya. Kız gibi dövüşüyor, ondan. Kız gibi de olma. Bak, 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 bak. Hop, çat, çat. He, kırktır, ben yeniyorum. Bak, bak, bak. Oha! Hareketli! Bravo ya. Biz de merak ediyorduk. Ama, ha? Leğen siparişi verdik de Topkapı'dan bir abi alacak, getirecek. Trafik kazası mı ne olmuşsa artık 10 dakikaya oradayım dedi. Biz de onu beklerken bir el atalım dedik. Güzel güzel, sen otur burada Leğen'i bekle, tamam mı? Biz zaten her şeyi hallettik. Sağ ol Can. Ne konuştuk biz? Ne konuştuk sabah? Cibiliyetsiz, kifayetsiz muhtarız. Kaç saattir buradayız lan? Lan 4 saattir oynuyoruz. 4 saattir. Ben gideyim de yatayım biraz. Ben ne yapacağım? Ben tek başım. Yenge. Ya bununla var ya, bununla iş yapmak o kadar zor ki. Ya bu daha bu kadardı. Küçücüktü. İlkokulda bile böyleydi bu. İnanamazsın. Böyle ruhun önüne geçer, diz çöker, özür diler. Yine de bir şey yaptıramazsın. İllallah edersin. Tövbekar olursun ya. Tamam sen ayısın, sen arkanlısın. Bir şeyden anlamıyorsun. Benim işimi ne engelliyorsun ya? Benim ayağımın altında niye dolanıyorsun? Neden, ben anlamıyorum ki. Kafayı yiyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
Sen gidip desene, gelme de. Yani hiç olmazsa şu işlerimiz bitene kadar, dükkanı kurana kadar ne olursun ya. Git de ki, gelme sen. Bitti mi? Ne? Lafa girebilir miyim? Gir, gir. Yenge şimdi sen değilsin, git bu adama de ki... ...sen ayısın, sen mahlukatsın, gelme kendi dükkanına. Ben böyle bir şey yapamam, bu adam ters. Ters bu adam, çünkü tansiyonu düşecek, biri kupa kalacak. Beni karıştırma, çok rica edeceğim. İyi tamam, ben bir şey yapacağım, sen de bana yardım edeceksin. Ha? Ne yapacağım? Çok güzel bir fikir. Ne yapacağız söyle, ne yapacağız? Oh, hoş geldin Ziver amca. Ne lazım amca? Ya... ...sende eski şeylerden var mı? Ne? Hani şey var ya... VHS kasetlerinden var mısın? VHS kaset mi kaldı seni söyle ya? Hadi bakalım. Sen ne biçim kurucusun benim dedim? Ben sana kaset soruyorum, var mı yok mu diye. Allah Allah, niye bağırıyorsun? Ne bağırırım tabii. Ay, 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 ay. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ben sana beyaz kasetin var mı diye soruyorum. Burası öyle bir dükkan mı? Ne demek öyle bir dükkan mı? Ben sana beyaz kasetin var mı diye soruyorum ya. Allah Allah, yok. Yoksa yoktu o zaman. Ne kaseti diye soruyorsun benimle? Acaba Şerife teyzenin haberi var mı bunlardan? Kapat bunu. İstemez. Kaset ben de sormuyorum. Var. Nerede? Bu var. Canım değişik arkadaş, Babir o getirdi. Ha, bana bak nasıl bir kaset. Saçma sapan bir kaset olmaz ona. Yok yok. Koca kurt bu sana gelmez. Dans kaseti bu, dans. Dans mı? Nasıl? Oriental mi? Yok. Nasıl bir kaset? Bilmiyorum, onun yöresinden bir şeydir. Nereli olduğu belli değil ki adamın. Tamam, sar zaman, sar gitsin. Sar. İyi. Sar. Bak, Tufan'la da yeni incir geldi ha. Üstüne. Terbiş sana, terbiş sana. Ne? Kaç para söyle, kaç para oldu? Para mara isteyen oldu mu? Ya sen böyle bedava vermezsin, sen ben seni bilirim, ver. Ya para istemiyorum. Tamam, istemezsin isteme. Bana bak, kimsenin haberi olmayacak bundan, tamam mı? Tamam, sesini tamam. Açma. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. Günaydın. Günaydın olsun canım. Malzemeleri getirdim. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Zeynep, çok özür dilerim ya. Ben senden çok özür dilerim. Vallahi dün benim hiçbir suçum yoktu. Allah belamı versin, hiçbir suçum yoktu. O devrem hayvanı en zayıf noktamdan buldu. Beni orada kitledi. Saatinde haberim yok, kaç olduğundan haberim yok. Kalmışım öyle. Allah aşkına affet beni. Ne olur çok özür dilerim. Öldür. Yok ya, önemli değil. Zaten benim daha ciddi dertlerim var. Hadi ya. Klozeti kırdım, ona mı bozuldun? Klozeti mi kırdın? Yok. Neyse, zaten değişecekti. Aynaya mı sinirlisin? Abicim, aynaya ne yaptın ya? Gerdin beni Zeynep, gerdin. Allah aşkına söyle, ne olur. Burada her şeyimi itiraf edeceğim şimdi, lütfen. Ya bizim Ayşe sapık dadanmış ya. Aa, sapık mı dadanmış? Hmm. Telefon sapığı mı? Yok ya, bayağı bildiğin gerçek sapık. Sabahtan akşama kızın peşinde, evden işe, işten eve. Düşünsene. Polise haber versin. Vermiş de, ne lazım aslında biliyor musun? Böyle, ne bileyim ben, yanında devamlı biri olması lazım aslında. Böyle sanki sevgilisiymiş gibi ki, sapık sansın ki sevgilisi var. Böyle yakışıklı, kaslı falan, karizmatik bir adam. Ay, nerede şimdi öyle erkek, ne bileyim ben. Erkekler şimdi ya evliler ya serseriler, öyle erkek bulunmuyorsun ki. Gerizekalı. Hayır ya, gerçekten ben dedim ki Ayşe'ye, Can sana yardım eder dedim. Can yardım eder bize dedin. Niye ben yardım ediyorum? Babir var orada, dağ gibi insan. Babir mi? Ne Babir'i ya? Allah aşkına kızın ödü kopar Babir'den. Zaten tanımıyor. Bir de ben sana diyorum ki kaslı, yakışıklı, karizmatik, sen bana Babir diyorsun. Öf, lanet olsun, ne geldiyse başıma yakışıklıktan geldi. Bütün insanlık telef oldu bu yüzden ya. Neyse, halledeceğiz bir şekilde. Problemi de çözeriz. Sonuçta mahallenin namusu benim namusum. Mahallenin sapığı benim sapığım. Ah, eşkal ver. Nasıl biri bu sapık? Ne bileyim, bilmiyorum. Adres ver. Adresi biliyorsun Can. Ya ver bir şey ver. Yani beni boş çevirme. Su ver, ne bileyim ben. Tabak ver, bir şey ver. Tamam tamam, sen dur orada, ben haber vereyim şu Ayşe'ye. Caniko. He? Bak, Süleli dedi, dünya Ayşe kadar borcunuz var. Ödenmemiş faturalar var. Hadi çık gel. Kapatırım dedi dükkanınızı. Sen ver bana bekaretini, ben halledem senin yerine. Bekaretimi vereyim? Lan deli, insan içinde de söyleme bu şekilde bari de. Ben sana yine vereyim vekalet. Kaparım dükkanınızı değil. Hadi abi, hadi konuşuruz. Tamam. Manyak mıydın? Nedir bu da? Ha tamam. Çok sevindi, teşekkür ediyor. Şimdi çıktı geliyor. Nasıl şimdi çıktı geliyor? Noterde işimiz var bir sürü ya, faturalar var. Ay, bekletmedim değil mi? Kolay gelsin. Evden şimdi çıkmamış mıydı bu? Şimdi çıkmış mı, düşmüş mü? Resmen bir haftadır sokakta yürüyemiyorum.
Yani korku içinde yaşıyorum gerçekten. Ama iyi ki varsın. Ona çok teşekkür ederim. Ne demek, aşk olsun. Ama hayvan, hayvan, hayvan. Kolaydı değil mi burada dolaşmak? Dursan ben o göreceğiz onu biz. Dursan şimdi. Bizim bir gidelim notere Babür'le. Bir gidelim gelelim. Sen burada takıl o sırada. Tamam işte hep beraber gidelim. Biz oradan devam ederiz. Yolumuzun üstü noter. Ha yok biz Babür'le bir gidelim hemen. İşimiz var. Babür! Geldim. Babür'le çünkü işimiz var. Hemen halledip geleceğiz. Tamam sonra hadi biz gidelim. İkimiz devam ederiz. Tamam. Çok işimiz var. İlgilenmeyin. Tövbe. Ne yapıyorsun? Ay. Ay yüreğim ağzıma geldi ya. Patates soyuyorum. Oradan anlaşılmıyor mu ne yaptım? Sen bana bugün bir şey izletecektin. Ne izletecektin Özlem? Video mu? Hı hı. Ha. Evet. İzletecektim sana. De, video nerede? Şu yerinde. Bu, ha burada. Tamam izleyelim. Koyalım. Kasete bakalım izleyelim. Tamam. Tamam. Babür'ün kasetinde ne var acaba? Dans dersi mi izliyordun sen tek başına? Tek başına dans edilir mi hiç Ziver Bey? Dur, kalk, dur. Kalk, beni kalk, kalk, beni kaldır, kalk, 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 kalk. E şimdi kim bu sapık? Bir fikrim var mı? Bizim tanıdık biri mi? Bildiğimiz biri mi yani? Ay tanımıyorum tabii ki. Tanımıyorum ama şöyle tanıyorum. Yani ben evden çıkıyorum, böyle köşede böyle bakıyor. İşten çıkıyorum, köşede böyle bakıyor. O. Ha, polise gittim. Ha. Polise gittim, polisler hiç uzaktan bakıyor. Evet, o zaman hiçbir şey yapamayız dediler. Ha. Bir dakika. Şu an buralarda mı acaba? Bir bak bakayım çaktırmadan. Sağda solda balkonlardan bizi mi kesiyor acaba? Şu dükkanın içinden birileri falan mı bize bakıyor? Onlardan biri mi? Yani her yerde olabilir, sapık bu. Acaba Can, sen elini omzuma koysan. Hani belki daha bir anlar falan. Öyle mi yapsak? Böyle mi? Neyse tamam. Ne oluyor? Ya nasıl bir şeye benziyor peki? Tipi mipi nasıl? Korkumdan bakamadım tabii ha. ki. Ama şöyle söyleyeyim, 25-30 yaşlarında. Genç. 1.90 boyunda, 100 kilo. Şişman. Değil, şişman değil. Yapılı. Böyle bir adam yani. Kumral, koyu kahverengi göğsü. Şurasına tam bir göz yaşı dönmesi var. Şöyle. İri yapılı. İri yapılı, asla göbeği yok mesela. Asla göbek yok. Evet, şişman değil. Böyle, sütun gibi. Adam bayağı iyiymiş lan. Ha. Bayağı iyiymiş adam ya. Biz ondan kaçacağımız acaba bunu konuşsak mı? Bence bunu değerlendir. Yok mu? Ben beğendim adamı. Ona bir bakalım. Teşekkür ederiz. Şimdi sen beni bekle. Ben bir toplantıya gireceğim. Sonra da dişçiye gideceğiz. Ne dişçisi ya? Niye geliyorum ben dişçiye? Nefret ederim dişçiden. Ben korkuyorum dişçiden ya. Burada da böyle dibin dibin mi gezeceğiz? Ay yok, hayır. Dedikodu yaparlar ha. Bak şimdi bizi böyle yan yana görünce bunlar. Tamam ondan sonra ay siz sevgili misiniz? Ne kadar tatlısınız falan diyecekler. Ondan sonra yok sevgili değiliz diyeceğim ben de. Onlar da diyecek ki ay çok tam birbiriniz için yaratılmışsınız falan. Ama yani milletin ağzı torba değil ki bize siz yani. Tiplere baksana. Şşş. Dedikoducu bunun arkası. Sen şimdi şuraya gir orada bekle. Nasıl? Nerede bekleyeyim? Şurada ya. Bak burada beklersin işte. Çay var, kahve var, Sebil var, her şey var, koltuk var. Otur, takıl kafana göre yani. Ben ne yapacağım burada ya? Sen ne zaman çıkacaksın? Ben birazdan çıkacağım hemen ya. Evet. Can. Hı? Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu yaptığın çok büyük iyilik. Tamam tamam önemli değil de hadi yap işini çıkalım gidelim. Tamam. Tamam hadi bakalım. Eyvah eyvah. Çok özür dilerim. Size de mahcup olduk. Bizden önce gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Söylüyorum. Fitness Future.
zeki ve tembeller için. Pis spor salonlarından ve gerizekalı fitness aletlerinden sıkıldınız mı? Günde 10 kilometre koşmak için fazla mı zekisiniz? Halter kaldırmak ağrınıza mı gidiyor? Lütfen bırakın bunları. Bırakın o yapsın. O sizin için yapsın. E müsaade edin yapsın. Ya 2 dakika adam olun o yapsın. Siz sadece gevşeyin ve ayaklarınızı uzatın. Ya da sadece gevşeyin ayaklarınızı o uzatsın. Siz zeki ama tembelsiniz. O beyinsiz ama çalışkan. Fitness future! Bravo, harika. Mükemmel değil mi ya? Harika değil mi? Vallahi olağanüstü. Mükemmel. Ben çok beğendim. Ya ufak bir şey var gibi ama yani... Hani ismiyle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir pürüz var sanki orada. Hani insana böyle fitne fücur gibi geliyor bir an ya. Orada ben bir acaba mı dedim. Böyle bir ilgim dağıldı gibi oldu yani. Müşteri de aynı şey olabilir. Yani bunu ben söyleyeyim de baştan. Bir de görsellere biraz daha mı önem verseydik? Yani sonuçta arkadaşın vücuda çok da olmuş gibi değil. Yani başka bir şey, görsellerle daha çok besleyip müşteriyi tatmin edebilirdik bu şekilde benim kanaatim. Ha, tam biz de o konuya geliyorduk biliyor musunuz? Prototipi yanınıza getirmenizi rica etmiştik. Umarım unutmadınız. Ben öyle mi konuşmuştuk? Ha yok ben, herkes getirdi mi? Tamam, panik yok bende. Evet, en son modelimiz. Seri üretime hazır ve mükemmel çalışıyor. Siz bize yardım edebilir misiniz? Ben, ha yok ben müsait değilim şu an. Evet, hazır mıyız? Ne bileyim ben, hazır nasıl anlıyor? Tamam işte dur. Tamam. Önce şuraya basalım. Ha. Evet. Aa bak bir ılık ılık gelmeye başladı ha. Böyle mi oluyor? Normal bu mu yani? Aa, aa falan. Kasılmalar başladı bak gördün mü? Şş, güzel yumuşak yumuşak alıyor bak oradan. Gördün mü buralardan falan çalışmaya başladı. Oo ay. Oo fazla mı geliyor bu? İşte lan. Yo hay ay ay. Bu biraz coşmaya başladı. Ah ah ah. Fazla mı lan? Bir saniye. Yok. Ayarını düşün. Bunun. Aa oo. Aa oo. Hay. Ben hareket edemiyorum ki. Hareket kabiliyetim kısıtlandı biraz. Ay bir titreme gel. Bir dakika bu yanlış. Bu doğru bir hareket değil yani şu anda. Bunu bana bu yaptırıyor olamaz. Kasalım kasın. Tik var bende ya tik. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Ne oluyor ya? Hap. Ay bak senin anneni tanıyorum. Bak tikim var diyorum üstüme geliyorsun. Al bunu. Sakin, al bunu buradan. Nefes alın. Neyi nefes alın? Alamıyorum. Şiştim. Hay mayınlara gelesin. Al bunu. Ay kasıl. Oh. Hay bunu kapatın. Çek şunu be. Çek şunu fişini. Can ne yaptınız Can'a? Ne oldu sana? Fitne fişini hep dilerim beni. Nasıl oldu? Ha? İyi ya bir elektrik kaldı tabii şimdi de. Toprağa basınca geçer bir şey değil de. Ya bu manyak bizim. Takip edin mahalleye gelmesin şimdi. Keser herkese yemin ediyorum ya. Sen şimdi yanımdasın ya. Benim kafam bayağı rahat. Dur ben bir ekmek alayım şurada. Abi merhaba. Merhaba. Odun ekmeği var mı? Var. Odun var mı? Var. Tamam 2 ekmek 1 odun alayım. Odun mu? He odun normal odun. 2,5 lira efendim. Tamam odun dahil değil mi? Tabii. Abim sana zahmet o odunu şey yapar mısın? Bir sar da şimdi mahalleden geçeceğim. Çocuklar falan görmesinler şimdi. Ayıp olur. Abim ne? Bu ne? Bu şey ekmek. Galeta ekmeği. Uzun batondan. Vay! Vay süper çok iyi. Oo, ulan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yokken ne kadar güzel çalışmış burası. Baksana ya. Şıkır şıkır olmuş. Vallahi çok güzel. Yenge bunlar da hala... Vay Cenikası, ne yapıyorsun, ne yaptın? İyiyim, sen ne yaptın? Özledin mi lan beni, delikanlı gibi söyle. Üzledim. Ha, güzel. Hele bir ver de bir bardak suyun içeyim ya, babasının hayrına bir bardak su içeyim. Bardak vereyim mi? Yok, istemem, sağ ol. Buradan hemen alırız şunun içine, çağır. Abi ne yapıyorsun ya, ondan su mu içilir? Baharat koyuyorum içine, yapış yapış olacak şimdi her şey. Bu bir şey olmaz, güneşle dönüyor mu? İçim yanmış be. Ben sana aslında ne diyeceğim, bak bunları ne yap biliyor musun? Yanlış orada yapıyorsun. Bunun içini biraz gömdün ya buna. Çat koydun ya. Şimdi bundan da biraz koyacaksın. Hop aldın bak. Bırak ya. Acık da şey koy. Yok elleme. Sana ne elleme. Benim işime karışma. Neyle karıştıracağım? Sana mı soracağım Allah aşkına? Şu ikisini kapat. Acık da tuz koyuyorsun böyle. Nefis bir baharat çık ortaya. Tamam abi anladım. Sen başka bir şey yap. Gözünü seveyim. Bak sen neden Ayşe ile ilgilenmiyorsun? Ya ilgilendim de işte aldım götürdüm getirdim. Şu anda güven içinde duruyor kız. Tamam başka bir şey yap. Ne yapayım başka bir şey? Ne bileyim başka. Git evine götür. Daha da ilgilen. Mesela, ayrıca ben çok yorgunum, benim eve gitmem lazım. Eve götür beni. Tamam eve götüreyim, geleyim o zaman. Geri mi geleceksin? Ne yapayım? Gelme. Nasıl gelme? Al Ayşe'yi evine götür, senin evine götür. Benim evime götüreyim. Evet. Benim evime mi götüreyim seni? Hı. Yazık bu kıza ya. Allah Allah, sapıklar dalancak kapısına, yorganların altına titriyecek. Günahtır. Bak biz sana güvendik, inandık. Ne olursun kahraman ol.
Vay uyanık. Gördün mü bak? Diyorsun ki yani kız evine gitmesin. Çünkü sapık onun evini belledi. Onun evini bellediği için kızın üstünde böyle bir saçma sapan şeyler olmasın. Sen kendi evine götür ki kız onun yaşadığını kendi evine yaşıyor. Sapık da senin evini zaten bilmediği için sıkın. Çok zekisin. Vallahi bravo. Çok uyanıkça bir tavır. Peki bana ihtiyaç var burada? Yok. Bana ne yapabilirim? Şu ameliyi değerlendirin. İstemez. Yerlerin tozunu alayım. Paspas. Hayır. Fayansları ovayım. Git artık. Muslukları yapayım. Lan git lan. Tabloları düzeltir. Masaların yerini değiştirebilirim. Can. Her şeye gelirim lan. Git. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Hadi can. Bir şey olursa bir telefon mesafesindeyim. Nasıl bir insan modeli? Sinirlerimi kaşıyor ya. Gerçekten. Karıştırdı her şeyi karıştırdı. Ay. Ne oldu? Bir şey yok ekmeğimizin peşindeyiz. Ne olacak? Siz ne yapıyorsunuz burada fıs fıs arkamdan? Sürpriz falan mı yapıyorsunuz? Yok. Ne oldu? Dur bakalım. Sana ben nasıl teşekkür edeceğim? Ya ne olacak saçmalama ya. Hiç bilmiyorum. Can. Hadi buyur. Bu geç vakitte nereden böyle? İyi akşamlar Arife teyzeciğim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Arife değil yalnız o Arife teyze. Özel bir hareketi var. O hareketi yapmadan içeri mi girsek acaba? Ne hareketi mi? Böyle dilli milli, dilli milli bir şey yapıyor ya. Nasılsın güzel kızım? İyiyim. Siz nasılsınız? Şükür. Cancığım, hani senin öteki arkadaşın nerede? Boyu böyle uzun olan. Ne yapacaksın öteki uzun boylu arkadaşımı ya? Allah Allah, şimdi ona mı taktın? Ne biçim konuşuyorsun sen? Boyu uzun diye salondaki ampulü değiştiriversin diyecektim ben ona. Arife teyze miydi bu ya? İyice karıştırmaya başladım. İkisinde mi yandık ama anlamadım ki ya. Hmm. Of. Ah be bilsen neler oldu. Can'la Müzeyyen'in kızı Ayşe fırını yakmışlar. Derecesini 200'e getirmişler. Fırına tepsiyi sürmüşler. Tepsiye mercimekleri dizmişler. Fırının kapağı açık, har har harlıyor mutfak. Sıcacık. O tepsiye şimdi ne olacak dersin? Sen benimle aynı elbiseyi mi giydin gene? Ben yarın gideyim gönlünü alayım Arife teyzenin. Çok ayıp ettim vallahi billahi. Ay ama sen de hep başkalarını düşünüyorsun Can. Yani biraz kendini düşün artık. Vallahi mi öyle yapıyorum ya? Farkında değilim ki. Tabii öyle yapıyorsun. Bana bak. Bir tane hayatımız var. Sen onu resmen böyle 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 harcıyorsun. Evet. Hı. Evet. Acaba diyorum. Hı. Böyle başkalarını aklından çıkarıp anı yaşamaya mı denesen? Bu herif bana dadanmasın bu sapık. Ha? Sapık geldi, evimi de öğrendi, yurdumu öğrendi. Ay ne sapığı Can? Ya ne bileyim orada biri var ya. Ay yok kimse. Öğrendi, evi de öğrendi. Senin sapığın benim sapığım olmasın şu andan itibaren ya. Ay tamam olmaz ya. Söylerim ya. Ne diyeyim hadi ne olur gel duruyor, ya. Adam duruyor orada. O durdu duruyor, açmış buraya bakıyor ya. Başımı iş aldın. Ya yemin ediyorum başıma iş aldın ya. Işıkları mı kapasak? Ay saçmalama. Bir şey yapalım adamın kafasına yumurta mı atayım bir şey yapayım artık. En sevmediğim şey eylemsizlik. E uyuyalım madem biz. Bunların geleceği de yok. Zaten yarın erken kalkacağız Can. Ben de erken kalkacağım? Yalnız mı gideyim işe? Ben niçin erken kalkıyorum abi? Sen ne ayaklandın? Uyumaya. Ben oğlum çarşafa battaniye bir şey getireyim, çek yat da yatarsın. Çek yat mı? Öğrenci evi gibi. Tamam, Barbie'nin ranzasında yat. Ranza, iyice ne yurt yani? Ay ne biçim bir hayat yaşıyorsunuz siz? Bir şey beğenmiyorum arkadaş sen de ya. Ranza değil, söyle ranza değil. Ayrıştırdık biz onu, yatak gibi. Normal yatak yani, insan yatağı. Yani oğlum niye böyle ya? Can. Ne bittin dibimde ya? Ben galiba korkacağım salonda. Allah Allah git korkuların üzerine. Ne korkuların üzerine git? Sen de gördün canavarı. Camış gibi bir gelse buraya cam çerçeve her şey iner bir de duvardan geçer yani. O hala orada mı ya Mendebur? Bilmiyorum yani. Gerdin beni de yemin ediyorum gerdin. Durduk yere gerildim ya. Niye geriyorsun beni? Allah Allah bizim de elimiz armut toplamayacak. Gelsin bakalım gelsin.
Ellerim ağırdır benim. Bu şekilde vurdun mu 5 kuruş, şunla var ya 2 kuruşla çözerim meseleyi. Tamam tamam, gerilme. Bir şey diyeceğim, ne tamam bak. O zaman salonda yatıyorum. Evet. Ama böyle bir çığlıkımsı bir şey duyarsam aa falan filan diye, o zaman gelemem. Deme. Demeyeyim mi? Deme, ne ne yapacak? Ama. Adam gelirse ne yapacağım? Lan ne olacak? Nereye gelecek? Buradayız işte. Aramızda kaç metre var ya? Allah Allah. Tamam, ya o kadar da değil. Al sana yastık vereyim güzel. Ver. Bu da temiz ha. Bunda şey kokar. Eşofman vereyim. Altında var mı eşofman? Yani çıkarır yatarım aslında. Dur vereyim sana güzel kalın kalın eşofman vereyim. Gece soğuk oluyor ya. Al bunu da. Tamam bu da iyi. Tamam iyi. Tamam sağ ol. E o zaman iyi geceler. Görüşelim muhakkak. Haydi kardeşim ya. Öf. Neyin peşindesi anlamadım ki ben, Allah Allah. Burada mı yatmaya çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor acaba? Tedirgin oldum arkadaş ya. Ben ne giyeceğim, verdim eşofmanı. Bittik değil mi Canika? Hadi kalk gidelim. Sen git. Benim bir iki işim daha var, onları halledelim. Hem Canika'yı uyandırmayalım şimdi, ben burada kıvrılır yatar. Burada mı yatacaksın? Olur mu ya öyle şey? Sakatlanırsın vallahi, olmaz. Hadi kalk gel bize gidelim. Rahatsızlık verir. Ay saçmalama Allah aşkına, ne olacak ya? Rahatsızlık verir. Ben buna kıvrılırım. Şimdi benim G6 var burada, pozisyonum orada yatar. Olur mu öyle şey? Sen kalırsan ben de kalırım. Sefilliğine ortak olurum. Hadi kalk. Çok delikanlı kız. Bunlar burada. Can ampulü nerede acaba? Evde uyuyordur o. Tembelliğin patentini almış bir herif. Gebeşliğine gebeştir ama bu kadarı da fazla. Pis bir köftecide saatlerdir temizlik yapıyor Zeynep'im. Ben yoruldum izlerken. Evet efendim. Eminim yorulmuşsunuzdur. Çıkıyorlar, saklan kamer. Kamer gel. Buraya gel. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Heh. Tut. Tut da. Basabiliyor musunuz? Ay basabiliyor. Fark ettim. Olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Benim de. Ne oluyor lan? Kamer, tüfeğimi getir. Ne oldu ki? Görmüyor musun? Oğlum orada. Hacivat Karagöz mü oynuyor? Ay, yoksa bunlar. Evet Kamer, evet. Zeynep ve Babür yasak dans lambada yapıyorlar. Çok güzel bir halk oyunu. Ayşe. Ne haber?
Haydi bakalım ne oldu ya? Ayşe? Ayşe? Kızın kafasını patlattım ya. Ayşe? Kimsin? Aha gel. Kimsin? Aç kapıyı Can. Aç. Açsana kapıyı. Bir çığlık duydum, ne oluyor? Bayıldı kız, bayıldı ya. Allah kahretmesin ya. Ay ne oldu bu kıza? Ya ben ne bileyim, sapık sandım, vurdum başına ya. Ay bayılmışsın kızı, hem de yatağında sere serpe. Ne bileyim ben, ne bileyim ben ya. Sinsi sinsi geldi, vurdum ben de, ne bileyim ya. E hadi sen git limon kolonyası getir kıza. Limon, şart mı limon? Ne oluyor burada? Ay Arife, ben sana dememiş miydim? Can, müzeyenin kızı Ayşe'yi aldı kucağına, eve atıverdi demedin mi? Vallahi bizim bu Can sapık. Kızgın kumlar, buz gibi sulancız ve buhar. Sus, terbiyesiz. Ya ne oldu affet teyze? Neye lililiyorsun ya? Bezmedi ya, yemin ediyorum. İlk fırsatta yapıştırıyor hemen, bir şey de yok ya. Yok kolonya. Ekmek çiğneyelim mi başına? Yok. Ya ne bileyim ben Arife teyze. Ben sapık sandım, koydum kafasına kızın ya. Yemin ediyorum kazalı oldu ya. Yok sapık mapık yok. Ne dedin? Yok, biz uydurduk onu. Yok. Sapık yok mu diyor? Çok ters yerine vurdum. Şu beyincik var ya, arka tarafta hemen oluyor. Omurilikse onun alt tarafında. Oraya doğru geldiyse demek herhalde ondan dolayı sayıklıyor ya. Biz uydurduk işte. Biz uydurduk diyor şimdi bak. Zeynep'ten uzak dur. Zeynep'ten uzak tutmak için diyor. Siz kimsiniz lan? Zeynep'ten uzak tutmak için biz uydurduk demedim o ya. Konuşmuyor da. Neredesin o patron? Gelmedi. Ne oldu? Bir şey mi vardı? Bir notunuz varsa ileteyim. İlet, yaz. Yaz, iyi not al. De ki, Can seni gördüğü yerde zümzüğü basacakmış. Zümzük? Zümzük, böyle yumruk gibi yani. Zumzuk. Ya biz zümzük diye biliyoruz onu. Bizim oralarda zumzuk denir ona. Zümzüğü basacakmış. Zümzük diye geçiyor. Zümzük. İç organlarına dışarıdan vuracakmış. Yani midesine falan böyle hani. Dışarıdan iki tane. Dışarıdan vuracakmış. Ulan. Ulan mı? Hı. Ağır oldu be. Ama çok yani, kaba. Yani, sayın. Sayın. Say ama öyle sayınla başlayamayız ki. Yani çünkü öyle bir cümle geldi. Yani, ulan ben seni diye başlayacağım. Sayın ben seni gibi. Ya saçma. Ulan sil sayın. Ulan. Ulan ben senin. Yedi az mı oldu ya? 9 yapalım istersen. 9 da yani şey melodisi uymuyor. Böyle bir şey eksik gibi. 8 yapalım. Ben senin... Evet. 8. Sülaleni... Geçmiş anlamda. Hiç girmeyelim ama. Babanı... Babanı, babanı. Enişteni. Enişteni. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel mekan açmışsınız ha. Beğendim, çok güzel. Ben burada yerim. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Çok güzel olmuş. Vay be Zeynep. Demek artık sen de bizdensin. Esnaf oldun. Yani. Yani, bilmiyorum ki. Oldu mu ya? Açalım da görelim değil mi hep beraber? Kız mis gibi müessese açmış, sen esnaf oldun diyorsun. Sen işletmeci oldun Zeynep, bakma buna ya. İşletmeci oldun Zeynep. Ziya amcanın hatırası başka da bir. Yani ona ayıp olmasın ama kadın eli değdi belli olmuş ya. Şimdi onu diyecektim. Değil mi? Burası yıllardır kapalı. Artık burası bir açılsın. Şu mahalleye bir uğur getirsin. Biz de bu eski günlerimize dönelim ya. Arkadaşlar poğaça falan bir şeyler aldım. Kahvede çay da demlenmiştir. Hadi kahvaltıya. Şunlara bak. Şunlara bak ya. Lan madra bas. Ben yer miyim lan bu numaraları? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen kimi kandıracaksın Allah aşkına? Saf mıyım lan ben? Saf gibi mi görünüyorum ya? Sen madrabas kelimesini bana mı kullandın? Kime kullanacağım? Sana kullandım direkt ben net. Ben bunu kişisel bir saldırı olarak algılıyorum. Ne yapacağız? Tam da üstüne bastın. Kişisel bir saldırı yapıyorum. Hadi bakalım buyur. Madrabas buyur. Ben ne yaptım? Ben ne numarası yapmışım ben sana? Ulan madrabas, sen Ayşe ile bir olup Zeynep'le aramızı açmaya çalışmıyor musun? Ben bunu yiyecek adam mıyım ya? Ya sen bir gerçekleri görsene artık ya Allah aşkına. Neler yaşandığını bir fark et ya. İşte anladığım için buradayım şu anda. Ve elime bir tane yapıştıracağım ağzına ya.
Gerçekleri bir de benim gözlüklerimden gör. Anladın mı sen? Biz seninle aynı taraftayız diyorum. Ya ben seninle aynı tarafta olacağım. Ben direkt karşıya geçerim ya. Direkt karşıya geçerim. Motorsuz geçerim ya. Deli mi ne? Aa, bayağı güleceğim ben şu anda ya. Gülelim hep beraber ama şimdi gerginim. Sinirliyim biraz yani. Ya şu gözlükleri bir takar mısın? Efendim? Gerçekleri göreceksin diyorum ya Can. Ne gözlüğü ya şimdi kavga ediyoruz. Anlayacaksın oğlum, gerçekleri anlayacaksın. Gözlüklerimden bakacaksın dünyaya. Oğlum manyak mısın, böyle bir tehdit olur mu ya? Takmayacağım gözlüklerini. Allah aşkına şunları ya bırak. Ya Allah indir şu elini, manyak mısın Can tak şunu. Ulan ismi güneş gözlüğü olan bir şey takar mıyım ben? Bir düşün. Ya Can ne olur tak. Ya niye takıyorum ya? Tak Can. Ne takacağım ya? Can takacaksın. Ulan deli deli hareketler yapma, manyak mısın lan? Gel lan buraya. Ulan deli, yürü git. Ya Allah aşkına şunu tak. Vallahi. Allah aşkına. Bak. Bir tane yemin. Anlayacağım gerçekten. Oğlum deli tak Can. Affetmedim. Ya sen lan! Ya tak şunu! Can tak! Lan manyak! Dur! Ne yapıyorsun? Tak lan! Hayvan! Dur! Arkadaş! Lan! Ne yapıyorsun ya? Aynı takımdayız oğlum, aynı takımdayız. Lan bir dur ya! Bir dur arkadaş ya! Öf! İnsan gözlük taktıracağım diye yarım saat, 20 dakika güreşir mi ya? Al ya, şunu bir al ya. Ver Allah kahretsin, ver takayım. Neymiş bu gözlük? Bunun için ağzıma burnumu dağıttın ya. Ne taktım ne oldu? Ha, ne var? Ne var işte? Ha! O ne lan? Gel gel. Aa. O bir şey değildi. Gel sen daha gel. Tamam, gel. Tamam. Allah Allah. Aklımı kaçır hacım, sümükler mi yiyacım? Ben çok salak gördüm. Ama senin gibisini görmedim ben. İlk üçe girersin dünyada. Eyvallah kardeşim de. Anlamadın değil mi bu herifin ne yapmaya çalıştığını? Bir sürü kağıt imzaladım. Niye imzaladın o kağıtları? Ne imzaladığını biliyor musun? Yok, hiç bilmiyorum. Malımı, mülkümü, evimi, dükkanımı, gelecekte kazanacağım tüm parayı ve ilk doğacak erkek çocuğumu Babür'e devredeceğimi imzalayacağım. Rencide etme be. Ne diyorsun ya? İlk çocuğumu da mı almış hayvan? Çocuğu bırak oğlum, dükkan gitti, dükkan. Peki seni dükkana yaklaştırmamalarına ne demeli? Ne demeli? Hiç anlamadın değil mi? Hiçbir şey anlamadım ya. Şimdi hepsini geri hatırla bakalım. Yalnız bırak. Biz hallederiz, biz hallederiz. Biz çok güzel hallederiz. Biraz badana mı yapsak? Biraz çifte yok kral, çift. Hadi git sen artık, git. Sen dün gece çoraplarınla evde uyurken onlar Zeynep'le lambada yapıyordu. Lambada mı yapıyordu? Lambada neydi? Çok... Sus sus, lanet olsun, sus, Allah kahretsin. Arkadaş bu nasıl bir ihanetmiş? Bu nasıl bir ihanet? Böyle bir ihaneti Westeros görmedi arkadaş. Westeros neydi ya? Westeros bu dünyanın şey işte, o tronların oyunu yok mu onun? Ay tamam tamam, sus. Ne? Ah biliyorum. Bu benim başıma niye geliyor? Bana bunu niye yaptılar abi? Ve sen bana göz yumdun işte. Göz yumdum işte şıkkım. Anlamadın yani. Anlamadım yani. Çalıştın, anlamadın. Ne yapmaya çalıştın? Gül gibi kızdı. Gittim, gül gibi kızdı. Teslim ettim ya. Nereden geldi belli olmuyor. Hıyarın tekine. Ne için köfteci? Ne için köfteci için? Köfteci için. Ama ben bunların yanına bırakır mıyım abi? Ben bunu bunların yanına bırakır mıyım? Hayır, soruyorum sana. Bırakır mıyım? Bırakmaz. Bırakmam abi. Senin tanıdığın can bırakmaz. Senin tanıdığın can bırakmaz. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan siz? Bana yapılacak iş mi bu? Bu bana yapılır mı ya? Allah Allah, gelmişler çökmüşler dükkanımın ortasına. Ziya'nın dükkanını kapatmışlar. Beni yiyorlar ya! Sen bunu hak edecek insan mısın? Ben bunu hak edecek insan mıyım ya?
Ben seni evime aldım be adam. Evime aldım ya. Sana yemek verdim ya. Yatağımı verdim ya. Sen elinden her şeyimi aldın. Aşkımı aldın, evimi aldın, dükkanımı aldın. O kişi sen misin be Can? O kişi ben miyim be Güneş? Bana yapılır mı abi bu? Yapılmaz abim. Ben bundan sonra ne yapacağım? Taş üstünde taş bırakmıyorum. Bırakmayalım. Omuz üstünde baş bırakmayacağım. Bırakmayalım Can. Yakacağım bütün mahalleyi. Yakalım, mahalleyi yakalım. Yakacağım lan. Sen bana TC kimliğini söyle. Ben hemen gidip menzil alayım geleyim. 34 31 44 555 71. Abi son numarayı kaçırdın ya. Son numarayı bir daha söyler misin? 71. 71. Ha. 71. Ben başlıyorum o zaman. Başla, başla, başla! Taş üstünde sandalye bırakmıyorum. Yakıyorum burayı. Yak! Can! He? Abi sen ne yaptın? Gaza geldim ben ya. Gaza getirdi beni bu hayvan. Zapt edemedim Zeynep. Dur dedim, yapma dedim. Zeynep bu dükkan için her şeyini verdi dedim, dinlemedi. Dağıttı her yeri. Delirdi sandın. Ya nasıl delirdi sandın ya? Ya sen bana söylemedin mi? Sen bana gaza getirmedin mi ya? Gözlükleri taktırdın gözüme. Böyle böyle yapıyor dedin ki. Zeynep arkandan bir sürü laf söyledi ya. Getirdi bana, kırdırttı, döktürttü her yeri. Ben anladım, tamam. Anladım. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Tanıdığı insanlarla. Hadi girelim biz. TC kimlik numaramı istemedin mi sen benim? Rahatladın mı Canko? Rahatlamış, kırmışın her tarafı. İyi oldu Emine. Biz senin iyiliğin için uğraşız burada. Bizim nasıl bir adam çıktın? Tamam ya, oldu bu ha. Oldu mu? Oldu oldu, bak. Bakalım. Şişt, Devran, ne yaptın? Ne yapıyorsunuz burada? Isıtmıyor oğlum. Evet, ısıtmıyor. Nasıl? Gel, içeride bakalım biz buna. Bu havaların kime ya? Kime hava basıyorsun Allah aşkına yani? Tufan abi görüyor musun? Allah aşkına bir görüyor musun şu hareketleri? Sen bu arabayı alacağım elinden ha. Arabayı diyorum. Bu ne oluyor bu insanlara ya? Allah ekmeği, Allah. Ekmeği, makarnayı da koyuyorum Nefis abla. Hadi akşamlar, selam söyle. Hayırlı işler. Gördün mü bak, gördün mü? Mevzu gördün mü? Tufan abi devremi falan. Gördün mü? Ne oluyor yani bu? Sen mi? Ne oluyor ya? Net abi ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Teyzeciğim. Tüy mü? Nasıl tüy? El kadar bebe tüy yaptı, gördün mü suratımı? Can hırsının ve arzularının kurbanı olmuştu. Aşk gözünü kör etmiş. Bu körlük bütün sevdiklerini kaybetmesine yol açacak bir yıkıma doğru sürüklemişti onu. Artık ne selamını alan vardı ne yüzüne bakan vardı. Keşke Can yüreğindeki kötülüğe değil de içinde kalmış ufak insanlık parçasına tutunsaydı. Kafan rahat olsun Canico. Her şeyi toparlarız. Ben senin yanındayım. Bakalım Can, arkadaşının yolunu seçip tekrar insan içine karışabilecek mi? Babür onun için doğru bir arkadaş mı? Çamdır bu amicim. Öyleyim ben. Deminden beri zar zor bir şey anlatıyordu ben. Gelin mi? Aradınız siz. Kimsiniz abi siz? Ama görünen o ki bu zavallıların başına daha çok kötü şeyler gelecek. Amicim biz çok iyiyiz. Her şeyi rayına oturttuk. Biz bir şey yok bizde ya. Oturuyoruz biz böyle. Siz birini aradınız galiba. Sen bunu bir götür bir yere istiyorsan. Güzel amcam. Gel ben sizi götüreyim. Siz birini aradınız galiba. Biz iyiyiz çünkü biz Canico'yuz. Biz her şeyi hallettik. Hallettik biz iyiyiz. Doğru yoldayız. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Kardeşim ben senden çok özür dilerim. Vallahi benim için uğraştın, dedinin bir sürü şey yaptın. Ben senin hakkında kötü düşündüm. Yanlış düşündüm. Kusuruma bakma. Affet beni. Hakkını helal et. Çok özür dilerim ben. Sen bana bu lafı dedin ya. Benim kalbime sapladığım bütün dikenleri çıkardın. Ferahlattın günümü.
bizim memlekette bir tane kanun vardır. Kardeşler küstü mi, sonra barıştı mı? O anı şereflendirirler bir türküyle. Türkü çıkarırlar. Gel seninle bir türkü çıkaralım. Türkü mü? I am the one.